Kuş cenneti olarak da tabir edilen Tuzla Sulak Alanı ne yazık ki ölüyor. Boğaziçi Mahallesi yolunda Tuzla Sulak Alanı'nın olduğu bölgedeyiz. Hemen ilerimizde zaten tuz deposu var. Burası kuş cenneti olarak biliniyor. Kış aylarında da flamingolar geliyor biliyorsunuz. Zaman zaman haberlerini de yapıyoruz. Ama zamanında burada ne balıklar yakalanmış, bölgenin en güzel balıkları burada yakalanıyormuş. Ama gelin görün ki yoldan gelip geçerken bile artık çok ağır bir koku var. Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoy'un yanımızda. Muhtarım siz her zaman söylüyorsunuz. Sirkülasyon olmadığı için ölüyorlar, gidiyorlar diyorsunuz. Biz ilk defa kendi gözümüzle şahit olduk. Hem kirliliğe hem de yoldan gelip geçerken bu ağır kokuyor. Neler söylersiniz? Evet. Sizin de dediğiniz gibi Boğaziçi Kuş Cenneti, Tuzla Sulak Alanı geçmişte en lezzetli balıklar burada. Tuz burada toplanıyordu. Tertemizdi, berraktı. Daha sonra bu yol dolgu olduktan sonra 80 yıllarında sirkülasyonu kesti. Yani 5-6 tane menfez var ama yeterli değil. Buraya ayaklı köprü olması lazım. Tabii yerleşim de arttıktan sonra bütün Mumculardan beri Mazı Çayı buraya boşalıyor. Bu tarafta Kemikli'den beri Kocadere Çayı buraya boşalıyor. Gördüğünüz gibi fırtınayla, rüzgarla bütün yosunlar, zemindeki kirlilik hepsi kenara sığ halde toplanıyor. Temizlenmesi lazım. Ayaklı köprü olması lazım. Sirkülasyon olması lazım. Geçmişte pırıl pırıl berraktı. İnsanlar yiyecek tuzunu buradan topluyordu 80 yıllarımız çocukluğumuzda. Ama şimdi maalesef ne tuz oluyor ne de eski kuş geliyor. Siz bunu sürekli dile getiriyorsunuz. Bununla ilgili mutlaka bir müracaat etmişsinizdir. Nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Yani bu halde gerçekten gelip görmeleri lazım belki de. Evet, ben bütün kurumlara yazdım. Yazıyoruz, takip ediyoruz. Yani buranın temizlenmesi lazım, ayaklı köprü olması lazım, projeleri var, yürüyüş yolları gibi, kuş gözetim kulübü gibi, bunlar hayata geçmesi lazım, turizme kazanılması lazım, tuz binası var. Şu bile yani bizim Boğaziçi'nin simgesi diyebilirim. Birçok filmler çekildi burada. Geçtiğimiz yıl festival yaptık burada biliyorsunuz. Yani burası acilen temizlenmesi lazım, sirkülasyonu sağlaması lazım, canlı hayatın çok rahat bir yaşam olması için. Siz bunun mücadelesini kaç yıldan beri veriyorsunuz? Uzun zamandan beri bunu söylüyorsunuz. Göreve geldiğimden beri ilk işim bu yani. Yazışmalarımız, takibimiz bu. Ama hala bir sonuç alamadık. İnşallah bu dönem sonuç alacağım, inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, muhtarımızı dinlediniz. Kuş cenneti olarak da tabir edilen Tuzla Sulak Alanı ölüyor. Yetkililerden çözüm bekliyor Boğaziçi Mahallesi sakinleri.